yapmayız. Hepsini güzel yapmışız ama emekliye para vermeyi unutmuşuz. Emekli bu gelirden herhangi bir şekilde pay almamış. İşte şu kadar arttırdık gayri safi milli hasılayı. Güzel. Faiz lobisi bu ülkede var. O da güzel. Önümüzdeki hafta sizi onunla da test edeceğiz. Bugün hazırladık. Önümüzdeki hafta bütün milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. Türkiye'de faiz lobisi kimdir? Bunlar ne iş yapar? Bunların araştırılması ile ilgili bir önerge getireceğiz. İnşallah o zaman kimin nasıl oy verdiğini buradan göreceğiz. Kimin samimi olduğunu da göreceğiz. Değerli arkadaşlar, 2000 yılından 10 yıl sonra geriye gittiğimizde Türkiye'nin ödediği faiz 316 milyar dolardı. Şu anda sizin iktidar olduğunuz dönemde de ödediğimiz faiz 350 milyar dolar. Kim daha çok ödemiş? Kim nasıl ödemiş? Bu faiz lobisi kimlerdir? Önümüzdeki hafta gerçekten bunu test edeceğiz. Değerli arkadaşlar, emeklilerimizin sorunları açık, ayan beyan ortada. Dolayısıyla bunların araştırılması için aslında meclis çatısı altında bir komisyon kurulmasına ihtiyaç yok. Ama meclisin, emeklilerin insan onuruna yakışır, emekli oluncaya kadar döktükleri alın terinin karşılığı olabilecek düzeyde bir hayat sürebilmeleri için acilen yapması gereken bu meclisin çok ciddi düzenlemeler var. Bunlardan ilki, biliyorsunuz iktidarınız hükümetleri döneminde 5510 sayılı kanunda değişiklik yapılarak emeklilerin milli gelir artışından pay almasını engellediniz. Bunun anlamı şu değerli arkadaşlar. AKP'li arkadaşların o çok övündüğü kişi başına milli gelir 100 bin dolar dahi olsa emeklinin maaşı artmaz. Emeklinin maaşı ancak enflasyon oranında artar. Türkiye'de maalesef böyle yapılıyor. Onun için her yıl enflasyon oranında maaşlar artıyor ama milli gelirden pay alamıyorlar. Bu kanunu da siz çıkarttınız. Burada tabii başka bir sıkıntı var. Vatandaşın enflasyonuyla hükümetin enflasyonu arasında da çok ciddi fark var. Örneğin şu anda beyaz peynir 20 lira, kıyma 30 lira, pirzola 45 liraya çıkıyor. Pazarda 4 liranın altında bir sebze meyveye ulaşamıyor vatandaş. Elektriğe %10'a yakın zam geliyor. Doğalgaz %12 her yıl zamlanıyor neredeyse. Yani vatandaşın cebindeki enflasyon %18'ler seviyesinde ama hükümetin enflasyonu %6'nın altında. Hükümet kendi enflasyonundan yola çıkarak ne yapıyor? Emekliye 4+4 bir zam öneriyor. Mayıs 2013 yılında açıklanan rakamlara göre, bu TÜİK'in rakamları, açlık sınırı Türkiye'de 1000 liraya yaklaştı. 995 lira. Yoksulluk sınırı ise 3300 liraya yaklaştı. Peki emekli maaşı ne kadar değerli arkadaşlar? 800 lira. Ama 800 lirayla bal gibi geçinilir diyen bir zihniyet var. Bir bakanımız böyle bir açıklama yaptı. 800 lirayla bal gibi geçinilir dedi. Tabii bunu düşünen bir zihniyetin de emekliye bu maaşı reva görmesi, gerçekten ondan normal karşılamak gerekiyor. Buradan hükümete de önerim şu: emeklilerin sorunları ve sorunlarına çözüm üretme konusunda eğer gerçekten bir üretim yapamıyorsanız, bizim bu konuda sizlere önereceğimiz çok ciddi önerilerimiz de var. Bunlardan da bahsedeceğim. Emekli olmak gerçekten zor bizim ülkemizde. Emekli olduktan sonra başka bir sorun başlıyor. Ne oluyor? Emekli olan arkadaşlarımız bir işte çalışmak zorunda kalıyor. Çok sevdiğim bir arkadaşım zabıtadan emekli oldu. Belediyede çalıştı. Emekli olduktan sonra bir iş yeri açtı. Evini geçindirmeye çalıştı. Çok ciddi şekilde 30 bin liraya yaklaşan bir para tahakkuk ettirildi geriye dönük. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz bununla ilgili bir düzenleme yapıldı. Değerli arkadaşlar, bu ülkede Bağkurlu çalışanlar yanlarında birkaç kişiyi istihdam ederek Türkiye'nin ekonomisine de katkıda bulunuyorlar. Ama siz bu insanlar emekli olduktan sonra diyorsunuz ki biz sizden emekli olduğunuz için, çalıştığınız için prim alacağız. Ne yapalım? Evinizde oturun, çalışmayın diyorsunuz. Ama maalesef emeklinin maaşı evinde oturmayla bu geçimini sağlayamıyor. Ne yapabiliyor emekli? Toplumsal herhangi bir faaliyette bulunamıyor. Eğer biraz biriktirirse ömründe bir kez haca gidebiliyor. Eğer birazcık da biriktirirse senede bir kez imkanı varsa nereye gidebiliyor? Kaplıcaya gidebiliyor.
Başka bir yere de gitme şansı yok. Hastanelere gittiğinde emekli para ödemek zorunda. Para ödemeden hiçbir hastaneden çıkamaz. Ama siz diyorsunuz ki kardeşim özel hastaneye gitme. Nereye gitsin? Devlet hastanesine git. Sen özel hastaneye gidersen fark verirsin diyorsunuz. O da zaten gidemiyor ve devlet hastanesine gidiyor. Randevu alıyor. 6 ay sonraya film için gün alıyor. Değerli arkadaşlar, sağlıkta geldiğimiz noktayı tartışacaksak bunları tartışalım. Hala bu ülkede 3 ay, 5 ay, 6 ay sonrasına film için randevu veriliyor. Özel hastaneye giderseniz, farkı verirseniz bundan faydalanabiliyorsunuz. Bunların hepsi emeklilerin yaşadığı gerçekler. Peki biz ne öneriyoruz? Muayene ve ilaç alımını da içeren tüm kamu kaynaklı sağlık hizmetleri emeklilerimize katkı payı alınmaksızın maaşlarından hiçbir kesinti yapılmayarak sunulmalıdır. Emeklilerimizin maaşlarından kesilen sosyal güvenlik destek primi kademeli olarak kaldırılmalıdır. Bakıma muhtaç olan yaşlılarımıza, emeklilerimize sahip çıkılacak yaşam kaliteleri yükseltilmelidir. Emeklilerimizin bakmakla yükümlü olduğu evlenmemiş kız çocukları eskiden olduğu gibi ölünceye kadar anne ve babasının sosyal güvencesi altında olmalıdır. Emeklilerimizi şu anda düşürüldükleri ikinci sınıf vatandaş konumundan kurtarmalıyız. Toplumun tüm kesimleri gibi emeklilerimizin de milli gelir artışından pay alması emekli maaşlarına doğrudan yapılacak yansıma ile sağlanabilir. Emeklilerimizin içine girdikleri yeni yaşam koşullarına uyum sağlamasını kolaylaştırmak için rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmelidir. Emeklilerimizin çokça vakit geçirdiği kıraathanelere yerel yönetimler ile işbirliği içerisinde hazırlanacak projelerle yeniden eski niteliği olan gazete, dergi ve kitapların okunduğu kültür mekanı olma özelliği kazandırılmalıdır. Dinlenmek, yıllarca çalışarak ülke ekonomisine ve sosyal güvenlik sistemine katkı sağlayan emeklilerimizin en önemli haklarından birisidir. Turizm Bakanlığı bünyesinde ve TÜRSAF işbirliğiyle gerçekleştirilecek kültür turizmi projeleriyle yüksek sezon dışında emekli vatandaşlarımıza uygun konaklama ve ulaşım seçenekleri sunularak ülkemizin dört bir yanında tatil yapma imkanı sağlanmalıdır. Sıkıntı içindeler. Emeklilerin geçim sıkıntısı yanında emeklilere ödenen üç ayrı ücret bulunuyor. 2000 yılından öncekiler 2000-2008 arası 2008'den sonraki emekli ücretleri. Bildiğiniz gibi 2008 yılında yapılan aylık bağlama oranındaki düzenlemeyle emekli maaşları da aşağı doğru gitti. Emekliler tarafından intibak düzenlemesi olarak bilinen ve bu yönde de talepler olan kanun teklifini komisyonlarda görüşüp meclise gelmesi ve kanunlaşmasını büyük arzusu içindeydim. Bu gerçekleşmedi. 37. maddenin dayanağıyla bugün buraya huzurunuza getirdim. Yani ülkemizde emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını ortadan kaldırmadan öte emekliler arasındaki maaş farklılığını da sonlandıracak bu kanun teklifimi desteklemenizi talep ediyorum. Bildiğiniz gibi artık emekliler pazarlara gittiği zaman sabah saatinde gidemiyorlar. Akşam pazar dağılma zamanlarında daha uygun fiyatla sebze meyve alabileceklerini düşündüğü için o zamanlar gidiyorlar. Emekliler kahvelere çıkamıyorlar. Çay parası onlara artık yük gelmeye başladı. Parklara gidip dinleniyorlar. Oralarda yaşamlarını idame ettirip evlerine dönüyorlar. Oysa bunlar 25 yıl bu ülkede prim ödeyerek devletine katkıda bulunmuş, emek vermiş, bu yoldan kendi birikimlerini halkı için feda etmiş insanlar. Bu insanlara sahip çıkmak meclisimizin sorumluluğu ve görev olduğunu düşünüyorum. Değerli arkadaşlar, 37 ülkede yapılan araştırmada ülkemiz ne yazık ki emeklilere ödedikleriyle 35. sırada çıktı. Bir ülkenin büyüklüğü, güçlülüğü, ekonomisinin büyüklüğü emeklisine ödediği maaşla ölçülür. Eğer emekliniz mutlu değilse, sosyal yaşamın içinde değilse, emekli, hepiniz bir gün emekli olacağınızı düşündüğünüzde onların yaşadığı dramı hissedeceğinizi düşünüyorum. Çünkü emekli olanların torunlarına karşı, çocuklarına karşı aile sorumluluğu içinde mağduriyetlerinin varlığı hepimizi yaralamalı ve üzmelidir. Bu anlamda intibak düzenlemesiyle ilgili getirdiğim bu kanun teklifinde
düşük emekli maaşlarının yükseltilmesini kanun teklifiyle birlikte huzurunuza getirdim. Bildiğiniz gibi aylık bağlama oranlarının dışında şu anda emekliler açlık sınırının altında maaş almaktadır. Hatta asgari ücretin de altında maaşta olan çok sayıda emekli vardır. 1000 lirayla ilgili getirilen düzenleme dahi ne yazık ki uygulanmadığı için mağduriyetler artmıştır. Bu bağlamda emekliler en az asgari ücret düzeyinde emekli maaşı almalıdır. Bunun için de yapılacak düzenlemelere Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz destek veriyoruz. Değerli arkadaşlar, emeklinin sahipsizliği, emeksizliğinin unutulmuşu seçimden seçime onların hatırlanmasıyla bertaraf edilemez. Bu bağlamda emeklilikte yaşa takılanlar olarak bildiğimiz bir kesim de var. Onlar da emekli olmaya çalışıyorlar. Emeklisi mutsuz, emekliliği hak etmiş olana da emekliliğini vermiyoruz. Onun için emeklilikte yaşa takılanların emekli olması sağlanmalı, emeklilerin insanca yaşayacakları bir ücretin verilmesi de gerçekleşmelidir. Bunun yolu bu kanun teklifinin kabulünden geçiyor. Çünkü emeklinin yaşadığı sorunları alana gidiyoruz. Emeklilerle sohbetimizde diyorlar ki biz bu ülkenin neden üvey evladı sayılıyoruz? Çünkü onların hak ettiklerini bugüne kadar ne yazık ki Adalet Kalkınma Partisi iktidarı 10 yılı 7 yıldır vermedi. Geçim şartlarının zorlaştığı, doğalgaza, elektriğe, çaya, şekere, aklınıza gelen her şeye gelen zam karşısında emeklilerin ne yazık ki hak ettikleri bir ücrete kavuşmamaları hepimiz için de bir sorumluluk duygusu olduğunu düşünüyorum. Bu bağlamda inanıyorum ki intibakla ilgili verdiğim bu düzenleme ile ilgili kanun teklifine tüm milletvekillerimiz olumlu oy kullanacaklar ve emeklilerin bu mağduriyetini sona erdireceklerini umuyorum. Çünkü emeklilik dediğim gibi hepimizin yaşamının son kertesine erişeceği noktadır. Ben emeklilerle ilgili kira ve yakacak yardımı verilmesi yönünde kanun teklifi verdim. Ayrıca emekliler için farklı kanun tekliflerini de gündeme taşıdım. Tamamlayın Sayın Gürer. Emekli bayramda verdiğimiz ikramiye yetersiz olduğu için onun artırılması yönünde kanun teklif verdim. Ayrıca sağlıkta katkı payı emeklilerden alınmamalıdır. Bu yönde emeklilerin lehine yapılacak her düzenlemenin ülkenin yaşam kültürünü de zenginleştireceği unutulmamalıdır. Sayın Başkan, teşekkür ederim uzatmanız için. Son olarak şunu söyleyeyim. Bugün Sayın Bülent Ecevit Genel Başkanımızın ölüm yıl dönümü. Benim de Gençlik Kolları Yöneticisi yaptığımda genel başkanımdı. Onu da saygıyla rahmetle anıyorum. Ne ezilen ne ezen, insanca hakça bir düzen diyen, toprak işleyenin, su kullananın olduğunu belirteyen, bu ülkenin mağdurlarının, işçilerinin, emekçilerinin, esnafının, çiftçinin, dar gelirlinin sesi olan ve onlara iyi yaşam için mücadele veren Bülent Ecevit'i bir kez daha rahmetle saygıyla anıyorum. Teşekkür ederim.